Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Deniz Ayşenur Arslan, konuğum Serhan Asker. Serhan Asker, Halk TV fanatiklerinin, izleyicilerinin aslında tanıştığı bir isim. Ama aslında CV'si, CV diyoruz ya ona, Circular Vitae, biyografisi, hayat hikayesi, mesleki anlamda özellikle kariyeri anlamında o kadar zengin ki bir tanıtmak lazım. Bir de şimdi Halk TV genel yayın koordinatörü oldu, ben tanımıyorum. Dedim ki, gelir misiniz hem tanışalım hem de seyirciye tanıtalım. Biz tanıştık. Merhaba, merhaba. Şimdi seyirciye tanıtmakta sıra. Çünkü hani sıra editör falan değil, bayağı genel yayın koordinatörü. Böyle dolu dolu bir ünvan. Serhan Asker, iletişimci. Sonra devam. Peki. Evet, yani ünvanların bir önemi yok diyelim bence. Siz de bu ünvanları daha önce aldınız ama bir basın emekçisisiniz değil mi? Hala erkenden geliyorsunuz, işinize hazırlanıyorsunuz. Ben geldim, bir saat önce geldim, dedim Ayşenur Hanım geldi mi arkadaşlara? Abi çok erken geliyor zaten Ayşenur Hanım. Ben gelmeden önce bir saat evde çalışıyorum zaten. Yani siz örnek şöyle olmalısınız. Ay sağ olun, eksik olmayın. Siz meslekte duayen bir isimsiniz. Mezunusunuz Ankara'da. Sonra biraz Almanya'ya, canım. Yolum Almanya'ya düştü. Tamam. Çocukluğumdan beri hep Almanya sevdam vardır benim. Tabii çocuk yaşlarda Goethe'yi okumuş olmamın da, Bertolt Brecht'i okumuş olmamın da bir etkisi olabilir. O disipline böyle bir sempatim hep vardı. Gidip orada bir okuma hevesim vardı ve hep Ankara'da İletişim Fakültesi'nde okurken Goethe Enstitüsü'nde de Almanca öğreniyordum. Şimdi Erdoğan bir süre önce Almanya için hasbelkader zengin olmuşlar gibi bir ifade kullanmıştı. Efendim tek tipidir. Almanlar nasıl hasbelkader bir şey olmuşlar canım? Yani dediği gibi Goethe'si, müzik alanında olağanüstü dahi isimleri, ağır sanayi, metal sanayi, kömür sanayi, teknolojideki o muazzam atılımlar falan falan. Ve de iki dünya savaşı kaybetti Almanya. Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük yenilgisini onlar yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'nı onlar kaybetti. Ama 1949'da bitti İkinci Dünya Savaşı işte. 4 sene, 5 sene sonra dünya şampiyonu oldular futbolda. Sonra futbolu konuşacağız. Futbola geleceğiz ama zaten sanayideki durumlarını da ele aldığımız zaman kaldı ki bir dünya savaşında daha yenilgiyle çıktılar. 1990 Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla, Doğu Almanya'nın Almanya'ya katılmasıyla yaklaşık 180 milyar dolarlık bir ek külfet çıktı bu ülkeye. Ona rağmen dünyanın en saygın ülkelerinden birisi, ekonomisi olağanüstü. Orada okudu. Hem staj hem kariyerde ilk adımlar. Nerede? Evet, RTL'de başladım. Bir sene orada çalıştım. Gazeteciliğe saygıyı, özgür gazeteciliği orada. Tadını orada aldım. Hala tadı damağımda kaldı diyebilirim. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü RTL'de gazeteci olmak, Almanya'da gazeteci olmak, bir kere hem meslektaşlarına saygıyı da öğreniyorsun, haber kaynağına saygıyı da, etik değerlerin hepsinin iç içe geçtiği bir disiplindir Almanya'da gazetecilik yapmak. Mesela şöyledir, bir gazeteci eğer manşet olmuşsa veya çok güzel bir birinci habere, önemli bir röportaja imza atmışsa, hiç konuşmayan bir, atıyorum Kofi Annan işte o dönem BM Genel Sekreteri miydi, işte onunla kim konuşmuşsa, o gün, bir gün sonra o gazeteye, haber odasına girdiği zaman ayakta alkışlanır. Yok canım. Evet, ayakta alkışlanır ki bu, o kadar. Tabii ve orada Oscar Wilde'ın bir sözü vardır, yazar haber odasında. Dostun acısını paylaşabilirsin, bu çok kolay ama dostun başarısını takdir etmek sağlam bir karakter gerektirir der Oscar Wilde. Bütün Alman meslektaşların, aslında sadece gazetecilerin değil, bizim de günlük hayatta, aile hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal hayatımızda görmemiz gereken felsefe budur. Takdir etmeyi bileceğiz. Biz de tam tersine tabii
hiçbir başarı cezasız kalmaz deyişi, evet, bir Türk deyişi olarak armağan edilmiştir. Şimdi madem böyle, Almanya gerçekten hem ekonomik olarak çok rahat ettiriyordur herhalde, hem de mesleki olarak tatmin ediyordur. Neden döndünüz geldiniz? Nereye döndünüz geldiniz Türkiye'ye? İşte dönünce Almanya'da bir sene yeter dedim bana. Çok özel sebepleri de var. Anlatmayayım onları. Ve döndüm, geldim. Milliyet Gazetesi'nde başladım. Milliyet Gazetesi'nde de işte ilk 3 ayımın sonuna doğru Almanya'da bizim Kolombiyalı bir hocamız vardı. O derdi ki en kötü bilgi paylaşılmayan bilgiydi. Hı hı. Ve o bilgi ve en büyük silah bilgidir diyerek bize hep bilgiyi, bilginin önemini ve değerini anlatırdı. Bir de şöyle önerisi olmuştu. Türkiye'de demişti, konuşturabileceğin, röportaj yapabileceğin birisi var dedi. Eğer gidip başarabilirsen müthiş bir iş yaparsın demişti. Mesela dedi, ben uzaktan takip ediyorum. Türk siyasetini çok iyi bilen bir hocaydı. Siyaset, çünkü ben siyaset muhabirliği master'ı yaptığım için hocalarımızın hepsi, bütün işte Hindistan'daki siyasi akımların hepsini biliyorlar. Türkiye'deki siyasi akımları. Rahşan Ecevit'i konuşturabilirsen çok büyük bir iş yapmış olursun. Gelir gelmez İlginç, Milliyet'te başlayınca 3 ay onunla uğraştım o röportajı yapmak için. Gerçekleştirdim, röportajı hayata geçirdim, başardım. Ama o röportajdan sonra medyadaki en büyük şey, yaşanması gereken olaydır, işten atıldım. Dedim ama ben dedim. Başarı işte oraya geliyor. Hiçbir başarı cezasız kalmaz. Hiç konuşmayan bir kadındı. İşte ben efendim, o sırada 12.500 lira, 12 ya da 12.5 milyar o dönemin parasıyla maaş alıyordum. 20 katı bana prim yazıldı. Çeki alırken işime son verildi. Yani bunlar bizim tabii tezatlarımız ama hem gittim çeki aldım, idari işler müdürüne uğradım, çeki aldım, bir de temsilci bekliyor dediler, temsilciye uğradım, işten atıldım. Ne peki dediler. Niye atıldın dediler? Ya bir şeyin bir sebebi yok yani o dönem işte o dengeler, yani ben çok büyük bir iş yapmıştım o dönem işte herhalde Ecevitlere yakın olmamı pek istemedi bizim. Peki sonra? İşte sonra ben mecliste çalıştım bir dönem. İşte Bülent Tanla'nın siyasi danışmanlığını yaptım. Araştırmaya önem veriyordum o sırada. O da bir araştırma şirketi, çok önemli bir araştırma şirketinin sahibiydi. Onun yanında böyle siyasi araştırmalar konusunda kendimi geliştireyim dedim. Yani öyle bildiğimiz danışmanlar, işte bir hastası geldiği zaman hastaneye götürme işi falan yoktur onda. Hep böyle projelerin içerisinde yer aldım ve siyasi olarak kendimi geliştirdim. Ve oradan ayrıldıktan sonra da 2000 yılında TRT'de başladım. Ha, 2000 yılından. Benim eski adresim. Evet, yani herkesin medyada aslında isim olmuş duayen isimlerin çoğu o tozlarını yani rahleyi tedrisinden geçmiştir ama TRT'nin. Ama tabii bizim dönemimizden. O dönem başka, o dönemdi. Yani, 2000'ler bambaşka. Kesinlikle. Bitmişti yani, 2000'ler. Şimdiki dönemde yani ben tabii o kurumdan ekmek yedim. Onların hakkında konuşmak istemem. Orada iyi işler de yaptım. İyi işler yaptığımı da düşünüyorum ama hak ettiğim değeri görmediğimi söyleyebilirim. Yani çok iyi işler yapmaya çalışıyordum ben işte. Yani dünyada kimsenin konuşmadığı birçok isimle gittim, konuştum, röportajlar yaptım. Futbol efsaneleriyle bir araya geldim. Hepsini TRT'ye kazandım. Dino Zoff işte, biz yıllarca TRT ya, yayıncı kuruluştu. Dino Zoff'la bir tane röportajımız yok. Ben futbolu bıraktıktan sonra gittim Roma'da, hem de Roma Olimpiyat Stadı'na, hem de yıllarca o çizgiyi koruduğu kaleye götürerek ağladı. Kaleye geç dedim, bir de penaltı atayım sana Dino Zoff dedim. Bakın bir futbolcunun büyüklüğü şurada ortaya çıkıyor. 70 yaşında olsa bile dedim ki Dino Zoff bir kaleye geçer misin, sana bir penaltı atmak istiyorum. Çünkü 40 yaşında dünya şampiyonu olmuş bir kaleci bu. Dünyada böyle bir kariyer yok. İtalya'nın şampiyon kadrosundaki kaptan. Peki dedi, geçeyim kaleye dedi. Senior dedi, geçeyim kaleye dedi. Sen dedi bana bir penaltı at. Ben şimdiye kadar Pele'den gol yedim, Maradona'dan yedim, Ösöbio'dan yedim, Beckenbauer'dan yedim, Cruyff'tan yedim, Platini'den yedim. Sen atsan ne olur ki? Özgüvene bakar mısınız? Öyle söyleyince atası gelmiyor tabii insanın. Üzerine vurdum ben de. Kucakladık Dino Zoff. Ama Dino Zoff'un söylediği çok özel şeyler vardı. Hayatı anlatırken bir kaleciden dinlemek gerekirdi. Usta bir kaleciden de, efsanevi bir isimde. Doğru zamanda doğru kurtarışı yapan kaleci iyi kalecidir. Çok kurtarış yapan kaleci iyi kaleci değildir.
20 top çıkarırsınız ama öyle bir gol yersiniz ki takımın kaderiyle oynarsınız. Hayat da öyledir. Doğru zamanda doğru karar verebilmelisiniz. Anlık kararlar o kadar önemlidir ki. Tabii orada da hemen Stefan Zweig akla geliyor. Yıldızının parladığı anlar. Evet. Bir anda şimdi, yıldızınız parlar. Doğru zamanda doğru yerde olmak gerçekten çok önemlidir. Doğru zamanda doğru yerde doğru şeyi görmek ve söylemek. Özellikle siyasetçiler buna zorunludur aslında. Biz, tıpkı biz gazeteciler gibi. Ne yazık ki bu ülkede pek çok gazeteci doğru zamanda doğru şeyi gördü, söyledi. Ama bunun bedelini işsiz kalarak, atılarak, hatta cezaevine gönderilerek ödedi. Hep yanılan, doğruyu göremeyen, yanlış gören, yanlış yorumlayanlarsa iktidarda kalmaya devam etti. Bunları konuşacağız ama hani futbol, futbol, futbol. Ben de size yavaş yavaş giriyoruz gündeme. Önce bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bir futbol adamı, Fatih Terim. Şimdi Fatih Terim, bu kareye sonra döneceğiz. Schalke maçında, daha geçen günlerde oynanan Schalke 0-4 maçında orada kameramana bir şey söylüyor. Ne söylüyor, ne olmuş, bu ne anlama geliyor, sonra konuşacağız. Bu arada medyayı tabii ki konuşacağız. İki medya mensubu, meslektaş olarak. Ben işte TRT kökenli, ondan sonra kapı, oradan atıl, buradan gönderil, buralardayım. Serhan Asker de öyle. Medyayı konuşacağız çünkü medyada çok beklediğimiz ama hani belki de bu kadarını beklemediğimiz işaretler var. Onları paylaşacağız. Ama şuradan başlayalım mı gündeme Serhan Asker? Bugünlerde henüz tam fokurdamaya başlamadı siyaset kazanı yerel seçimler itibariyle. Fakat ısınıyor. O kazan, siyaset kazanı ısınıyor. Başlar yakında fokur. Şimdi AKP'de bugün Hürriyet gazetesinde haber var. 7 saatlik başkan analizleri diye. Şimdi AKP'nin önde gelenleri, Numan Kurtulmuşlar, işte AKP sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan yardımcıları oturmuşlar genel merkezde, almışlar önlerine raporları, anketleri, saha araştırmalarını. 7 saatlik bir toplantı yapıp Erdoğan'a sunmuşlar. Başkan, belediye başkan adayları için bayağı ciddi, Binali Yıldırım dahil, ki meclis başkanı, Binali Yıldırım dahil önemli isimler geçiyor aday adayı olarak. Biraz hem AKP'den hem CHP'den biraz Ankara kulisi rica edeyim. AKP'den başlayalım, CHP ile devam edelim. Şimdi tabii birkaç ay sonra, birkaç ya da Aralık ayından birkaç itibaren hafta sonra belki, evet. Adaylar netleşecek artık, adaylar sahaya çıkacak, sahadaki o ortamı biz de Halk TV olarak izleyeceğiz. Bütün medya gibi. Fakat şöyle, şimdi birçok isim geçiyor, somut hiçbir isim hiçbir partide yok. Ne İstanbul için... Saklıyorlar mı, karar mı veremediler? Karar veremediler bence. Çünkü çok ince eleyip sık dokuyorlar. Şimdi CHP'nin mesela en güçlü olduğu yer İzmir. İzmir'de adayı belli değil. İşte AK Parti'nin, işte AKP'nin İstanbul'daki adayı kim o? Binali Yıldırım'ın adı geçiyor ama şimdi Binali Yıldırım meclis başkanlığını bırakıp işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman... Cumhurbaşkanı yardımcısı, eski başbakanlık müsteşarıydı. Şimdi belediye başkanı olarak daha önce kendi müsteşarını havaalanında karşılamaya gidecek mi? Yani böyle bir sıkıntısı var diyorlar, olmaz diyorlar. Binali Yıldırım istemiyor bu sefer. Çünkü her konuda Cumhurbaşkanı Binali Bey'i işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, işte başbakanlığa, meclis başkanlığına, bu sefer İstanbul adaylığına, Ulaştırma Bakanlığına önererek ondan destek istiyordu. Bu sefer tabii Ankara'da Melih Gökçek bir sendrom haline geldi. MHP'nin adayı olacak mı? AKP aday gösterecek mi? Evet, birdenbire yeniden kıymetli. Ve arkada duruyor böyle bütün gelişmeleri böyle. Melih Gökçek'in en sevdiği fotoğraf budur.
beni konuşsunlar. En istediği şey budur. Ahmet Hakan bile yazıyor, ulaşamıyormuş kendisine. Önceden arardım, bir kere çalardı, açardı. Şimdi defalarca, 50 kere arasam bile açmıyor. Melih Gökçek'in istediği de buydu. Şimdi herhalde diyor ki itibar bana geri geliyor. Ya da bunu Ankara kulislerinde konuşulan şu MHP ile işte AKP onu ismini gündeme getiriyorlar. MHP işte biz yapacağız diyecekler. İşte AKP aday gösterecek, MHP de çekilecek. Tamam işte biz de istiyorduk ama orada oldu ve destekliyoruz diyecek. Diyecek diye bir senaryonun konuşulduğunu da söyleyebilirim. İyi de o zaman niye aldılar görevden Melih Gökçek'i? Onu soracaklar zaten. Eğer aday olursa peki madem siz o kadar şeydi niye görevden aldınız kardeşim denmez mi? Denir. Niye o zaman aldınız? Hatta yani gerekeni yapacaktır, yapmazsa sonuçlarına katlanacaktır söylemi Cumhurbaşkanı'na aitti o dönemde. İşte külliyeye çağrıldı, orada konuşulduk, anlatması istendi falan. Defalarca geldi, konuşuldu ve görevden el çektirildi. Bursa, Balıkesir'de öyle oldu. Şimdi orada isimler işte Numan Kurtulmuş'un adı da geçiyor Ankara için. Süleyman Soylu'nun da adı geçiyor milliyetçi oyları alabilir diye. Ama ben buradaki denklemde MHP'nin tavrı çok önemli. İstanbul'a sürpriz aday göstereceğiz deniyor. Onu işte Mersin'deki adayı aday yapmayacak. Belediye başkanı, mevcut belediye başkanı, daha önce Tarsus belediye başkanıydı. Oradan Mersin'e aday gösterildi ve Mersin'i kazandı. Ama Mersin'de şimdi dengeler değişti. Orada işte HDP'nin adayı önemli olacak, CHP'nin adayı önemli olacak, Milliyetçi Parti'nin, MHP'nin adayı önemli olacak ve AKP'nin adayı. Adana'da yarış başka bir noktaya taşındı. Yine orada aday gösteremeyeceğiz. Tabii AKP için en büyük kırmızı elma şu anda İzmir. Evet. Yani Ankara'yı, İstanbul'u ve belli başta illeri, büyük şehirleri kaybetmemek bir. İki, asıl önemlisi İzmir'i almak. İzmir'e çok abanacaklar. AKP İzmir'e Binali Yıldırım'ı daha önce de düşünmüştü vesaire. Nasıl bir aday düşünüyor? Şimdi şu bağlamda soruyorum bunu. Bütün bu söylediğiniz isimler, MHP'nin tavrı vesaire birkaç şeyi gösteriyor bize. Bir, AKP'nin aslında göstermemeye çalışmakla birlikte MHP'ye ihtiyacı var. Çünkü seçimler belli noktalarda kritik olabilir. İki, yükselen değer milliyetçilik. Aşırı milliyetçilik hatta. Şimdi böyle baktığımız zaman İzmir bu tabloya, şablona oturuyor mu? İzmir'in daha özel durumu var. Oraya daha özel bir isim mi atanır? AKP İzmir'e nasıl abanır mesela? Daha önce dediğim gibi yani milliyetçi seçmeni kucaklayacak ve sol seçmenden de oy alabilecek. Çünkü orada büyük bir blok var. Tabii. Yani sol bir blok var ve onu kırmaları çok zor görünüyor. Ve oraya çok önemli bir kafa yorma seansları içerisinde olduklarını biliyoruz. Yani İzmir'i almak çok istiyor. Ya Ankara'yı ve İstanbul'u kaybetmek bir yana, İzmir'i almak istiyor. Ve bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını biliyoruz. Daha önce de oraya çıkardıkları isimler acaba CHP'den de oy alabilecek. Ama artık bir İyi Parti faktörü de var orada öne çıkan. Ve o denge bence bir önceki seçimdeki denge ile şu bu seçim öncesindeki denge çok farklı. Bunun yanında yani... CHP'nin oraya her aday, kimi aday göstersek kazanırız söylemi dışında işte seçimi kaybedebilir söylentileri de yani kulis bilgiler olarak geliyor bunlar. Ama şu var yani CHP hata yapmazsa orayı kaybetme ihtimali çok düşük. Ciddi bir şekilde bana göre İzmir'i alma konusunda çok iddialı değildir AKP. İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeme noktasında ciddi bir çalışma içerisindeler. Çünkü İstanbul giderse bence sistem tartışılır. Yani MHP bunu söylüyor zaten. Sayın Devlet Bahçeli bu konuda bazen görüş bildiriyor. Ve İstanbul'un kaybedilmesi sistemin sorgulanması anlamına gelir. CHP de bu koridorda kendisine bir yer edinmek istiyor ve çok güçlü bir aday çıkarıp İstanbul'u almak istiyor. İstanbul'la bir İstanbul'u eğer CHP kazanırsa dediğim gibi yani sistem sorgulanmaya başlar ve her şey tekrar başa döner. Tabii çünkü MHP erken destek, seçim. MHP destek verirse İstanbul'da, Ankara'da hatta Eskişehir'de CHP'nin üzgünüm ama şansı yok. Öyle görünüyor. Yani
Matematik bunu gösteriyor. Şimdi zaten ha, mucize olmaz mı? Olur ama mucize olması için de hani belli şartlar gerekir. Onların biri ve birincisi tabanın CHP seçmeninin öncelikle sandığa gitmeyi içine sindirebileceği bir aday. Evet. CHP bunu yapacak mı? Yani öyle isimler dolaşıyor ki. Şimdi Binali Yıldırım diyoruz, Süleyman Soylu diyoruz AKP cephesinde. Hatta görevden aldıkları, daha doğrusu istifaya zorladıkları Melih Gökçe'nin yeniden gelmesinden söz ediyoruz falan. Şimdi CHP cenahında da birçok isim dolaşıyor. Ama baksanız Özhaseki'den, işte Numan Kurtulmuş'tan farksız isimler dolaşıyor neredeyse. Abartarak söylüyorum, siz beni biliyorsunuz artık hanımefendiler, beyefendiler. Ayşenur Arslan abartır da. Sola değil de hafif sağa göz kırpan, milliyetçi oylara gel diyen bir isim arayışı var deniyor. Ama CHP öncelikle kendi tabanını, seçmenini tatmin etmezse, bu evdeki konuda, hesap çarşıya uyar mı? Bu konuda tabii Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çok ketum ama Grup Başkan Vekili Engin Altay geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında partinin evlatlarından birisi aday gösterilecek İstanbul'a da Ankara'ya da. Hı. Şimdi umarım. Burada Mansur Yavaş'ın... O önemli. Mansur işte ya CHP tabanı da daha Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi konusunda işte şöyle bir söylenti de var. İyi Parti, biz diyor Mansur Yavaş'ı biz aday gösterelim, CHP Ankara'dan aday göstermesin. Yani pazarlıklarda İyi Parti tarafından gelen kulis bilgisi bu. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da ve seçim dönemlerinde hem milletvekili adaylıklarında hem belediye başkanlığı adaylıklarında bir de kurultaylarda parti meclisi listesi yapılırken bile biz gazetecilerin oynadığı çok totolar vardı. Tabii. Kesin gözüyle bakılıyor. İşte şu ismin parti meclisine gireceği ve oradan da MYK'da önemli bir göreve getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor diye klişe bizim gazetecilik cümleleri hep vardır. Şimdi bunların hepsi aslında yani seçim toto gibi değerlendirilebilir. İyi Parti Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı ve AKP Genel Başkanı'nın iki dudağı arasında bütün isimler bence. Listeler gelecek, eğilim yoklamaları alınacak, araştırma sonuçları hepsinin önüne gelecek. Alabileceği, kimle alabileceğini, kararını genel başkanlar verecek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya işte Cumhurbaşkanı'nın kafasını okuyamadığımıza göre bence bu konuştuğumuz isimlerin tamamı hep... Kulis bilgisi. Doğru. Ve tamam, şey. O zaman ama geçelim. Şunu CHP'deki yani Engin Altay partide önemli bir isim. Partinin evlatlarından birisi olacağı sözü bence CHP tabanının sizin de söylediğiniz gibi istediği bir fotoğraf. Yani dışarıdan birisi. Hiçbir zaman tutmadı. Yani İstanbul için İhsanoğlu formülü zaten o zaman olmaz. Yani dili yandı CHP'nin ve öyle bir formüle gireceğini şimdi, düşünmüyorum. Doğru. Yani hani boşa konuşuyoruz gibi bir yerde hakikaten öyle. Onun için geçelim. Mesela Almanya'da böyle hiç konuşulmaz. Medyada böyle işte Hessen adayı işte ama şey Azizim olacak. Kusura bakma, orası Almanya. Bizde az önce siz söylediniz. İstanbul'da belediye başkanlığı rejimin tamamen değişmesini engelleyecek kritik role sahip olabilir. Dolayısıyla burası Türkiye. Şimdi ama gene bir seçim meselesi için dışarı gidelim. Trump. Trump biliyorsunuz bu ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ni kaybetti. Temsilciler Meclisi'nde demokratların bile aslında belki beklemediği oranda bir şey çıktı. Sandalye sayısı çıktı. 220 kadar çok ciddi bir sandalye. Temsilciler Meclisi'nde demokratlar çoğunlukta. Fakat bakarsanız Trump şey gibi zafer kazanmış gibi. Oysa bu seçmenin elinde kalmış Trump maskesi. Seçmenin elleri boşta kaldı. Ve Trumpçılar, cumhuriyetçiler bayağı üzgünler. Bir nedeni de tabii bunun Trump'ın başına gelebilecek olasılıklar var biliyorsunuz. Azil sürecine kadar bile gitmez belki ama böyle bir ihtimal var.
Şimdi Trump bu konuda bir tweet attı. Dedi ki, eğer dedi demokratlar benim için soruşturma başlatırsa dedi, aynısını ben de yapacağım, ben de onlar için soruşturma açtıracağım dedi. Yani orada da bir bizimkini aratmayan hararette bir tartışma, kavga var. Gelelim bizdeki siyasetin yerel seçim kulisi değil, gerçeklerine. Şimdi benim bazı şeyler aklımı almıyor Serhan Asker. Hakikaten almıyor. Hani 44 yıldır bu meslekteyim. 44 yıl daha kalsam olmaz ya. Diyelim ki almayacak. Erdoğan'ın bir konuşması gelecek şimdi ekrana. Şeyde, mecliste konuşuyor. Şimdi söylediklerine bir kulak verin. Bir de özellikle bizim aldığımız kısmın sonlarına doğru orada o konuşmayı dinleyenlere bir bakın. Kafa sallıyorlar. Ay ne doğru söyledi, ne doğru söyledi. Ne o doğru biliyor musunuz? Efendim et fiyatlarındaki artış refah artışındanmış. Buyurun. Diyorum ya anlamakta zorluk çekiyorum diye. Şimdi oturup da et fiyatlarını konuşacak durumda değiliz ama yani et fiyatlarındaki artış hayat kalitemizde, hayat standartlarında yani refahımızdaki artıştan kaynaklanıyor. Ne demek? Ne demek? Şimdi bakın ben üst orta sınıfa mensubum. Ben dışarıda yemek yiyeceksem et yememeye çalışıyorum. Çünkü saçma sapan bir porsiyon 70 lira 80 lira geliyor restoranda. Eve almaya kalkıyorsunuz, bir kilo bir şey almaya kalksanız o fatura yüzünüzü kızartıyor. Ya neden bahsediyorsunuz ya? Neden bahsediyorsunuz? Ha, birazdan geleceğiz. Medya işte bunun için lazım. O askerler, asker soyadı Serhan Asker'in tenzih ettim tabii ki. Oradaki askerler, siyasi askerler bunun için varlar. Kafa sallıyorlar. Troller vardı ya böyle hani arabalarda kafalar sallanırdı eskiden. Onun gibi böyle kafalar sallanıyor. Efendim Birecik, evet Urfa Birecik, Ticaret Sanayi Odası'nda ücretler asgari ücret seviyesine indirilmiş. Çalışanların ücretleri ekonomik kriz var diye. Ha bir de her gün söylüyorum, Alarko elektrik üretimini durdurdu santralinde. Yüzlerce işçi ne olacağı belirsiz. Ne diyorsunuz siz? Hangi refah artışı ya? Yani gelmiş enflasyon nereye? Gıda enflasyonu %40'a yaklaşmış. Şimdi dedim ya, medya bunun için lazım. Enflasyonu haber yapamayan medya bunun için lazım. Şimdi o medya ne hale geldi? Bir oradan başlayalım Serhan Asker. Şimdi bu et fiyatları denince bu konuda edebiyat bilgime güveniyorum, işte tarih bilgime güveniyorum, felsefe bilgime güveniyorum da. Yani şimdi diyecekler bu konuda ne söyleyecek? Benim babam canlı hayvan alım satımıyla uğraşıyor. Öyle mi? Ve babamın et fiyatları ve hayvancılıkla ilgili söyledikleri, hep konuşuyorum, durumunu soruyorum. Frankfurt Borsası gibi, Nasdaq endeksi gibi babamdaki bilgiler temiz ve saf bilgilerdir. Babamın hayvancılıkla ilgili 5-6 yıldır söylediği, bizi bitirdiler oğlum diyor. Hayvancılık bitti diyor. Yani babam Gaziantep'te, Hatay'da, Kayseri'de o büyük tüccarlarla ticaret yapan bir adam. Ben bilmiyordum bunu. Ve babam yani babasından kalma bir görevdir bu. Babasından kalma bir meslektir. Dedem de, biz tabii çocukluğumuzu hatırlıyoruz da, babamın çocukluğunda babamı Antep'ten Sütlüce'ye, İstanbul'a, Sütlüce'ye hayvan pazarına ve mezbahaneye canlı hayvan getirip, trenle canlı hayvan getiren bir kuşaktan geliyorum ben. O dönemki hayvancılıkla şimdiki dönemi karşılaştırabilecek bilgilerin tamamına sahip. Önceki dönemdeki işte yem fiyatlarını, saman fiyatlarını hepsini bilerek, tartarak ve bölgesinde, kentinde de sevilen bir tüccardır babam.
Yani kefil olur, Antakya'dan gelir tüccarlar. Hüseyin eğer kefil oluyorsa vereceğiz derler sığırımızı. Adamın 50 büyükbaş hayvanı vardır. Antakya'dan bir tüccar alacak, babam kefil olursa ona veriyor. Böyle bir, onun anlatımı perişan bir halde diyor. Hayvancılık şu anda bitik bir halde. Bize daha önce Kars'tan diyor, Antakya'ya sığır gelirdi diyor. Kars'tan gelen adamın feryadını da bana anlatıyor babam. Antakya pazarında perşembe günleri, hamis günü derler yani pazar günüdür. Hayvan orada büyük bir hayvan pazarı vardır. Çocukluğumda çok gitmişimdir, kamyona yüklemişizdir. Ben de Antakya'yı görme sevdasıyla o sığırların içerisine girerek babamla Antakya'ya gitmişimdir. Antakya'daki bütün dostlarını çok iyi tanırım babamın. Ve oradan babamın söylediği şey, şimdi o Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir tablo yok. Şimdi, babam orada yani tarafsız bir şekilde söylüyor, bitmiş diyor hayvancılık. Cumhurbaşkanı böyle bir şeyi neden söyler? İki şık var burada. A, biz külliyen yanılıyoruz. Ama bakıyorsunuz, işte yandaş medyada bile itiraf etmek zorunda kalıyorlar. B, Cumhurbaşkanı doğruyu söylemiyor. C, Cumhurbaşkanı yanıltıyorlar. Hem aklıma şu geldi konuşurken, bir de Alman ya da çok iyi Almanca da bilerek, çünkü Alman medyasında çalışmak kolay değil yani. Tabii. Fevkalade Almanca bilmek lazım. Hochdeutsch seviyesinde olmanız gerekiyor. Evet. Şimdi Alman dergilerinden Spiegel'di galiba. Çocuklar bir bulabilir misiniz o kapağı? Der Spiegel'in, evet, otokratlar kapağını. Şimdi Erdoğan'ın yabancı dil bilmediğini biliyoruz. Gene de hani kelimelerden belki çıkartabilir. Hatta o fotoğrafa bakıp çıkartabilir. Der Spiegel'in kapağını arkadaşlar bulabilirlerse getirecekler ekrana. Ben size hatırlatayım bu arada. Kim vardı kapakta? Trump vardı, Putin vardı, işte Deng Xiaoping vardı, Çin devlet başkanı ve Erdoğan vardı. Ne diyor? Ich bin das Volk, altta da otokratın diye geçiyor. Ne demek? Yani otokrat ne demek? Otokratik liderler. Evet. Şimdi bunu Erdoğan otokratik, yani otoriter, otokratik yönetimi uygulayan, tek adam yönetimi falan, bu anlamda bir seçki, liderler seçkisi dünyada. Erdoğan bunu bir konuşmasında, bizi dünya liderleri arasında işte kapağa koydular dedi. Dünya lideri sayılmanın gururunu yaşıyorum dedi. Dünya lideri değil, dünya otokratları. Buradan hareketle tekrar soruyorum. Erdoğan bilmiyor mu? Onu yanıltıyorlar mı? Çünkü o kadar sık gerçeğe aykırı şeyler duyuyoruz ki, ben merak ediyorum, saklıyorlar mı Erdoğan'dan bazı gerçekleri? Yani bunu, bu başlığı anlamak için bence yani yabancı dil bilmeye de gerek yok, Almanca bilmeye de gerek yok. Çünkü orada o fotoğrafa bakınca anlıyorsunuz yani bunlar Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve bizim ülkemiz. Orada yazıyor zaten. Bilmiyorum yani danışmanları herhalde bir iletişim kusuru var. Yani bu manşeti aktarırken, bu kapağı aktarırken, efendim işte bunlarla siz yan yanasınız, harika bir şey, vay be denmiş olabilir ki böyle bir övünç kaynağı olarak bunu kullanıyorlar. Ama yani şimdi biz bu eleştirileri yaparken, İşte Cumhurbaşkanı işte bu manşeti alıp işte yandaş medyanın da bunları kullanarak işte bakın biz manşetlerde bizim Cumhurbaşkanımız demesi bence büyük bir şey, komedi. Yani hani Time'a kapak olursunuz, Time'a olmuştur, Atatürk kapak olmuştur ama bir liderlik vasfıyla tek bir kapak, tek bir isim ve orada o yer alıyor. Ya da Naim Süleymanoğlu, Time'a kapak olmuştur. Bunlar övgü başarısıyla, övgülerle. Kapaklıdır. Ama Time'a işte Srebrenica katliamı da kapak oldu. Yani bunların hepsi şey değildir. Yani her kapağı siz alırsanız işte bize övgü diye bilenler de biliyor yani. Der Spiegel'in orada hangi mantıkla bu dört ismi yan yana getirdiğini. Yani Alman'a sorsanız biz bunu bugün övünç kaynağı olarak haberlerde kullandık desek Alman... Basit dost, yani ne oluyor der yani. Niye? Warum der, yani neden?
Yani çünkü şaşırır yani, bu Allah Allah, siz bunu nasıl övünç kaynağı olarak kullanırsınız? Zaten danışmanları eğer bir süzgeçten geçirirlerse, yani bunu göstermeyelim, kullanmayalım ve gündeme de getirmeyelim derler. Bu kapağı böyle yorumluyor. Et meselesinde ben et fiyatlarından hareketle ve bazı rakamlara dayanarak bunun gerçek olmadığını biliyorum. Daha ötesine giderek siz babanızın özel sahadan değil mi daha bilgisi... bildiriyor. Babamla canlı bağlantı yapıyorum. Baba şu anda işte Antakya pazarında son durum nedir? Perişanız. Onun bilgisine, uzmanlığına dayanarak hayvancılık bitmiştir diyorsunuz. Şimdi dün bu başlığı yine kullanmıştık. Bu sefer şundan dolayı sağlıkta dünyada tekiz dedi. Yani nasıl tekiz? Gün alamıyorsunuz, sıra alamıyorsunuz. Bakın ona çok güzel bir örneğim var. Bir böbrek sancısı yaşadım ben Almanya'da master yaparken. Hmm. İşte benden bir gün önce de aynı acıyı yaşayan birisi vardı. Ve çünkü onun sigortası vardı. Ben özel sigortalıydım orada. Almanya'da yaşayan benim bir yakınım böbrek sancısı yaşadı. O akşam gelip onu helikopterle götürdüler hastaneye. Sigorta sadece SSK, Almanya'nın sigorta sistemine göre helikopterle götürdüler. Şimdi düşünüyorum, mesela atıyorum işte Hopa'da birisi hastalansa, bir çocuk hastalansa, böyle böbrek sancısı yaşasa, bir helikopterle alıp götürme, devlet yapıyor bunu, özel sigortalar değil bir de. Şimdi Almanya'daki sigorta sistemi, Almanya'ya biz büyük bir göç verdik değil mi? İşçi olarak gittik, davulla zurnayla gönderdik, bandoyla karşıladık diyor ya. Cem Karaca'nın çok unutulmaz şarkısıdır. Biz oradakiler niye dönmüyor acaba? Bence aldıkları, kazandıkları paralardan öte sosyal güvenceden dolayı gelmek istemiyorlar. Benim yeğenim İngiltere'de, Londra'da gittiği günden beri ücretsiz sağlık hizmetinden yararlandı. Evet. Ameliyatı, dişi, osu, busu, her şeysi ücretsiz. Kesinlikle. Yani ben geçen gün işte eşim rahatsızlandı, akşam hastaneye gittik. Tamam, fark ödüyorsunuz, reçeteyi yazdılar. Özel hastane, reçete yazıldı, gittik eczanede. Ödeyeceksiniz dedi, parasını ödeyeceksiniz. Yani katkı hiç yok mu? Hayır dedi, tamamını siz ödüyorsunuz dedi. Nasıl bir sağlık sistemi? Almanya'da böyle olacak. Siz Almanya'da bir doktora gittiğiniz zaman gözünüzün içine bakıyor doktor. Yani bizde burada hastaneye gittiğiniz zaman ya da bir hasta doktora gittiğiniz zaman doktorun kapısının önünde bekleyenler var. Sırayla bekliyorlar. İçeride kim var biliyor musunuz? İlaç mümessili gelmiş. İşte sizi Pekin'de bir tıp kongresi var, oraya göndereceğiz. Doktorla onun sohbetini yapıyor. Hastalar da orada bekliyorlar. Ama şimdi sahada bunlar doktorun, var. Doktorun da yeri gelmişken son yasa mecliste karıştıran torba yasayla hakkını yüksek sesle savunmamız lazım. Bakın bu ülkede devlet hastaneleri bitiriliyor. Doktorlar bitiriliyor. Bir mesleğin canına okunuyor. O güya FETÖ, METÖ vesaire diye, hayır, kendi adamlarını yerleştirebilmek için kanun hükmünde kararnameyle attıkları doktorların ve atacakları doktorların hayatlarını bitiriyorlar. Buna da iki satır lafı edelim lütfen. Kesinlikle. Yani şu an zaten meclisin gündeminde. Evet. Yani ben doktor ve öğretmen. Ya bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli iki kahramanlar bence bunlar. İki kahraman meslek grubu. Şimdi Kore'de, Ayşenur Hanım, Kore'de bir öğretmen yılda 500-600 bin dolar para kazanabiliyor. Bizim öğretmenimize baktığımız zaman ayın birinde maaşını alıyor, ikisinde artık kartı dolu ve hiçbir parası yok. O 30 sınıfındaki 30 öğrenciye ne verebilir? Nasıl bilgi toplumuna doğru gidebiliriz biz? Yani en büyük güç bilgidir diyoruz ama nasıl gideceğiz o bilgiye? İşte öncelikle biz hem tıp alanında, sağlıkta, bakın siyasetçilerin çoğuna bakın, bölgelerindeki başhekimlik yapanların tamamı siyasette birinci sıradan aday olur ve seçilirler de.
Çünkü hastasının gözünün içine bakmıştır. Malatya Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan birisi, işte Haluk Koç CHP'den milletvekili oldu. Malatya'dan bile aday olsa seçilir. Çünkü diyor bir hastanın, gelen yaşlı çiftin diyor omuzuna dokunduğun an iyileşiyor diyor. Gözünün içine baktığın zaman bütün acıları diniyor. İlaç yazmana bile gerek yok. İşte biz o doktorlar, buradan dünyadaki en güzel doktorlardan birisi de, en özel doktorlardan birisi de Anton Çehov'dur. O müthiş oyunların yazarı bir tıp doktorudur. Ne yazdıysam diyor, tıptan öğrendiğim bilgilerle yazıyorum diyor. Çünkü o kadar güzel insanlar tanıdım ki bana gelen, uğrayan. Onun için doktorlarımıza buradan Anton Çehov'un selamlarıyla saygılarımızı sunalım diyorum. Maalesef yani bir yandan şiddete maruz kalıyorlar, bir yandan performans sistemi getirdiler. 5 dakikadan fazla ilgilenemiyorlar. Yani kesinlikle. Zavallı doktorlarda, hekimlerde, sağlık personelinde hastanın gözünün içine bakacak derman ya da zaman kaldı mı? Kesinlikle. Bakın Formula 1 pilotu başında bir kaskla yarışır. Evet. 2 kilogramdır onun ağırlığı. 3. 4. turdan sonra 40 kilograma kadar hissediyor onu. Doktor da öyle, hakim de öyle. Hakim 3 dosya, 5 dosyadan sonra artık performansı düşer. Ama 40 dosya inceliyor. Yani ben polis adliye muhabirliği vicdani kararını verirken bile hata yapar artık. Doktor da öyle, 5. hastasını muayene ettikten sonra artık temposu düşüyor. Artık ve öyle kritik bir hastası geliyor ki onun rahatsızlığının sebebini bulmakta zorlanır. O vatandaş da o acıyla dönecektir. Çok ciddi bir rahatsızlığı vardır belki de. İşte onun için biz bu konularda yani düzenlemeleri yaparken performansa dayalı. Bir doktor günde 40 kişiyi muayene ettiği zaman farklıdır. Ya. 5 kişiyi muayene ettiği zaman daha farklıdır. 5 kişiye çare olur. Öbür türlü yani diğer 35 kişiye böyle işte yazıyorlar. Neyim var? Böyle ya, zaten böyle yapıyorlar. Onun için yani batıyla kıyaslamaya Allah aşkına. Ha şeyden iyiyiz, ben biliyorum, gittik. Ben Ermenistan'a gitmiştim, Erivan'da ya da işte o Doğu Blok ülkelerine. O dönemde oralara gittim. O zaman oralarda eğitimde sıkıntı vardı. Hatta işte Türkmenistan, doktora bahşiş veriyordunuz. Ama azim Türkiye Cumhuriyeti'nin mukayeseci ülkelerde onlar olmamalı. Değil işte, biz onları demiyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Almanya, İsveç, onları konuşmamız gerekir. Onlarla kıyaslamamız gerekir. Onu derken İsveç'te, İsveç Başbakanı'nın oğlu işte bir daha önceki programlarda söylüyordum. Yazın uluslararası bir restoran zincirinde çalışıyor. İsmini vermeyeceğim şimdi. Babasının WhatsApp mesajını oğluna, İsveç Başbakanı oğluna yazıyor. Oğlum sakın beni mahcup etme. Masaları iyi sil. Ay. Ay. Kendimi uzaylı gibi hissediyorum ya bazen. Öyle günlerden beri bugün. Vallahi uzaylı gibi hissettim. Daha doğrusu bu ülke kainatın herhangi bir yerinde tamamen kendine özel koşullarla, kurallarla idare edilen bir ülke gibi. Bazen içinde yaşadığımız halde biz bile anlamıyoruz. Efendim ikinci bölümde medyayı konuşacağız. Medyada dediğim gibi neler 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 oluyor diye. Fatih Terim'in o fotoğrafını konuşacağız. Onun üzerinden tabii Arda'nın, Burak Yılmaz'ın falan kulağını çınlatırız. Bir de size şahane annesinin biriciği, annesinin gururu, benim de iki yanağından öpeceğim bir futbolcuyu tanıtacağım, söz edeceğim. Görüşelim. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam edecek.